Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Instagram'dan para kazanmanın 6 yolunu göstereceğim ve düşünülenin aksine Instagram'dan para kazanmak için milyonlarca takipçiye ihtiyacınız yok. 1000, 2000, 5000, 10.000 takipçili Instagram hesaplarından da para kazanabilirsiniz. YouTube'da mesela bir video yaparsınız ve o videoyu izlendiğinde siz bundan para kazanırsınız. Ancak Instagram'da böyle değil. Bir Reels paylaşırsınız, milyonlarca izlenme alırsınız ama bir kuruş bile para kazanmazsınız. Çünkü Instagram izleme başına para ödemiyor. O yüzden Instagram'dan para kazanmak için farklı yöntemlere ihtiyacınız var. İlk yöntem ürün satmak. Şimdi Instagram sayfanızın kategorisinde bilemem ama işte atıyorum gerek fan sayfası olsun gerek komedi sayfası olsun o konuda ürünler yaparak bunları satabilirsiniz ve bundan para kazanabilirsiniz. Hatta print on demand iş modelini kullanırsanız en az işi yaparak para kazanabilirsiniz. Mantık şu şekilde. Siz sayfa sahibi olduğunuza göre takipçilerinizin aşağı yukarı neyden hoşlandığını biliyorsunuz. Mesela bir dizinin fan sayfasıysanız biliyorsunuz ki takipçileriniz o diziyi seviyorlar. Siz o diziyle alakalı bir tasarım yapıp bunu bir tişörtün, kapşonlunun, bardağın, yastığın üzerine koyabilirsiniz ve bir mağaza açıp orada bunları satabilirsiniz. Ondan sonra o mağazanın linkini alıp Instagram profilinize koyabilirsiniz ve bunun hikayelerde, postlarda reklamını yapabilirsiniz. Ki en az işi yaparak para kazanabilirsiniz deme nedenim de print on demand'te mantık şu şekilde işliyor. Müşteri sizin mağazanıza girip o ürünü satın aldığında siz ekstra hiçbir şey yapmıyorsunuz. O print on demand şirketi ürünü basıyor ve direkt müşteriye gönderiyor. Size de tabii kendi payınızı veriyor. Print on demand hakkında kanalımda bir sürü video yaptım. Eğer bu iş modelinin daha detaylamasını öğrenmek istiyorsanız o videolara da bakabilirsiniz. İkinci yöntem reklam almak. Bu da aslında oldukça bilindik bir yöntem. Instagram'da takipçi sayınız arttıkça size gelen teklifler de artmaya başlıyor. Yani farklı farklı markalar size ulaşıyorlar ve kendi reklamlarını yaptırmak istiyorlar. Siz de tabii ki onlardan reklam için para alıyorsunuz. İşte 24 saatlik gönderi için fiyatım bu kadar, 24 saatlik hikaye için fiyatım bu kadar, eğer ikisini birden istiyorsanız ikisi için ortak fiyatı da bu kadar gibisinden şeyler paketler hazırlayabilirsiniz. Fiyatı belirlemek size kalmış. Bunu Instagram hesabınızın takipçi sayısına ve gönderilerinize aldığınız like'lara etkileşim oranına göre belirleyebilirsiniz. Ki genel olarak yabancı yani global hesaplar açmanız sizin yararınıza olacaktır. Çünkü Türkiye'den her bir Türkçe hesap açarsanız size gelecek markalar da Türk markaları olacaktır ve size TL ile ödeme yapmak isteyeceklerdir. Ama eğer global yani yabancı İngilizce atıyorum bir hesap açarsanız size gelen markalar yabancı olacaktır ve Euro, Dolar, Pound ile ödeme yapacaklardır. Ondan sonra bir de onu bir 19'la falan çarparsanız çok daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Yani ben olsam kesinlikle İngilizce bir hesap açardım. Her reklam vermek isteyen markaları nasıl bulacağız diyorsanız onlar genelde sizi buluyorlar. Üçüncü yöntem affiliate marketing. Bu yöntem ürün satmaya benziyor ama tam olarak öyle değil. Çünkü bu yöntemde siz ürünün yapımı ile hiç ilgilenmiyorsunuz. Siz sadece ürünün reklamını yapıyorsunuz ve satıyorsunuz. Yani reklam yapıyoruz. Tam olarak o da değil, bir önceki yöntem gibi değil bu. Affiliate marketing yapmanız için markaların size ulaşıp para vermeleri gerekmiyor. Mesela çok güzel bir ürün gördünüz veya kullandığınız bir ürün var ve bunu takipçilerinizin isteyeceğini biliyorsunuz, düşünüyorsunuz. Hemen Amazon Associates'e gidip kayıt olabilir ve Amazon'daki her ürün için bir affiliate link alabilirsiniz. Sonra o ürünün affiliate linkini alıp Instagram hesabınıza koyuyorsunuz, hikayenizi, postlarınıza, gönderilerinize falan. Ve takipçileriniz bu linki tıklayıp o ürünü satın aldıklarında siz bundan para kazanıyorsunuz. Amazon size bir komisyon ödüyor. Bir kitleniz olduğu sürece çok güzel bir ve çok kolay bir para kazanma yöntemi diyebiliriz. Tek yaptığınız şey o ürünü paylaşmak. Şimdi ne kadar para kazanacağınız o ürünün fiyatından, ne kadar kişinin sizin linkinizden satın aldığına ve Amazon'un ödediği komisyona bağlı. Ki açıklamaya bir link bırakacağım. O linke tıklayıp bu sayfaya gelebilirsiniz ve bu sayfada da Amazon'un hangi kategorideki ürünlere ne kadar komisyon ödediğini görebiliyorsunuz. Ki Amazon affiliate marketing yapabileceğiniz tek site değil. Ben asıl olarak onu örnek vermem. Dünyanın her yerinde olması ve oldukça güvenilir bir site olması. Ama genel olarak çoğu sitede affiliate marketing seçeneği bulunuyor. Ürünleri paylaşmanızı istiyor site sizden. Hem onlar satış almış oluyor hem de siz para kazanmış oluyorsunuz. Genelde çoğu yerde bulunuyor bu. Mesela Türkiye'den bir örnek vermem gerekirse Trendyol. İlla ki Instagram'da Trendyol linkleri görmüşsünüzdür. Onlar işte affiliate linkler. Siz ondan satın aldığınızda o içerik üreticisi bundan para kazanıyor. Ki Instagram'da takipçi sayınız 10.000'i geçtiğinde Trendyol programına katılabiliyorsunuz. Dördüncü yöntem kurs ve eğitim. Yani servis satmak. Atıyorum Instagram hesabınızın konusu kişisel gelişim veya spor. Bu kategorilerde mesela bir kurs satabilirsiniz. Ki sadece bu kategorilerde de olmak zorunda değil. Neredeyse her kategoride bunu yapabilirsiniz. İşte Udemy veya Skillshare'e gider bilgili olduğunuz bir konuda bir kurs hazırlarsınız ve onu takipçilerinize satarsınız. Tabii Instagram hesabınızın konusuyla bağlantılı olması gerek bu kursun ki doğal olarak takipçileriniz bunu satın almak istesinler. Veya spordan örnek vereyim. Koçluk yapabilirsiniz. İlla ki Instagram'da görmüşsünüzdür böyle yani yapılan bir şey bu. Spor konusunda bilgili olan böyle işte spor salonlarına giden, ağırlık kaldırmayı bilen, diyet şeylerini falan hani o detaylarını bilen kişiler koçluk yapabiliyor. Sanal olarak koçluk yapabilirsiniz başka kişilere. Koçluk, mentorluk, danışmanlık artık adını her ne koymak istersiniz. Mesela bana bir sürü kişiden YouTube danışmanlığı hakkında gerek mailden gerek Instagram'dan mesaj geliyor. Ama ben maalesef danışmanlık servisi sunmuyorum. Sunsam mı acaba?
Beşinci yöntem hesap satmak. Bu çıkış kartınız gibi bir şey. Yani eğer ben artık bu Instagram hesabına devam etmek istemiyorum diyorsanız veya acil olarak hızlı bir şekilde paraya ihtiyacım var diyorsanız Instagram hesabını satabilirsiniz. Bir kardeş veya arkadaş tavsiyesi vermem gerekirse bu en son düşüneceğiniz yöntem olsun. Yani hesabını sattığınızda evet bir para alıyorsunuz ama sadece onu alıyorsunuz. Yani orada bitiyor. Diğer yöntemleriyle uzun vadede daha çok para kazanabilirsiniz. Ha, amacınız bunu bir iş haline getirmekse yani Instagram hesapları açıp belirli bir seviyeye getirip ondan sonra satmaksa evet yapabilirsiniz. Ama yine de bence bir hesaba odaklanıp onu geliştirmek çok daha karlı. Çünkü bir hesapta az önce söylediğim yöntemlerin çoğunu yapabiliyorsunuz işte. Reklam alabilirsiniz, affiliate marketing yapabilirsiniz, bir servisinizi satabilirsiniz, bir ürün satabilirsiniz. Hepsini aynı anda yapabilirsiniz. Ve doğal olarak böyle hepsini birden yaptığınızda çok daha fazla para da kazanabilirsiniz. Yani Instagram hesabımı nasıl satacağım diyorsanız işte bu biraz havada kalan kısım çünkü yani Instagram size hesap satma seçeneği sunmuyor aslında. Siz gidip bunu farklı siteler aracılığı ile yapabilirsiniz ama böyle yaptığınızda o sitelerinde bir kesinti alacağını unutmayın. Bunu istemiyorsanız, bu kesinti alınmasını istemiyorsanız kendiniz satmanız gerek. Bu durumda da artık o alıcı ile nasıl anlaşacağınız size kalmış. İlk o mu parayı ödeyecek, ilk önce siz mi hesabı vereceksiniz, yani güven nasıl sağlanacak bunu sizin ayarlamanız gerek. Eğer güvendiğiniz birine satıyorsanız okey. Veya arada bir aracı varsa bu da okey. Altıncı yöntem web sitenizin veya YouTube hesabınızın reklamını yapmak. Instagram hesabınızın kategorisiyle alakalı web sitesi veya YouTube kanalı açıp buradan izlenme başına para kazanabilirsiniz. Instagram'da kazanamadığınız izlenme başına parayı bu platformlarda kazanabilirsiniz. Tabii kategorilerin uyuşması önemli. Aksi takdirde takipçileriniz o web siteye gidip o yazılanları okumaz veya YouTube kanalınıza gidip o videoları izlemezler. Biliyorum bu yöntem Instagram'ın bayağı bir dışına çıkıyor. Yani bildiğiniz artık başka platformlarda bir iş yapmanız gerekiyor. Ancak bunu da söylemek istedim. Belki aranızdan bunları da yapmak isteyenler vardır. Yani eğer YouTube'da videolar paylaşarak da para kazanmak istiyorsanız bu videoyu izleyebilirsiniz. O videoda nasıl YouTube'dan daha fazla izlenme almaya ihtiyaç duymadan daha fazla para kazanabilirsiniz bunu gösteriyorum. Öyleyse o videoyu tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.